Peki. Değerli basın mensupları, bugün genel merkezimizde İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i ve çalışma arkadaşlarını misafir ettik. Bu nazik davetleri için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmemizde Türkiye ile ilgili pek çok konuyu, pek çok sorunu ele aldık. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu çoklu kriz ortamını değerlendirdik. Ve bu kriz ortamından, ülkemizin yaşadığı bu derin sorunlardan çıkış için neler yapılması gerektiğiyle ilgili de hızlı bir değerlendirme yaptık. Biliyorsunuz bir süredir üzerinde çalışmakta olduğumuz güçlenmiş parlamenter sistem var. Güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili 6 siyasi parti çalışmalarını hazırladılar, toplumla paylaştılar ve bir süredir de 6 partinin bir arada oturup değerlendirdiği bir masada oluştu. Hatta bugün sanırım saat 5'te arkadaşlarımız yüz yüze üçüncü kez bir araya gelecekler. Ve bu çalışmaları mümkün olduğunca tek bir çalışma haline getirmenin bir istişaresini, müzakeresini yapacaklar. Biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu dar boğazdan çıkışın en önemli araçlarından bir tanesinin, en önemli sütunlarından bir tanesinin sistem değişikliği olduğunu düşünüyoruz. Parlamenter sistemle ilgili de yine genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunduk Sayın Genel Başkan'la. Ve gördük ki aslında çalışmalar birbirinden uzak çalışmalar değil ve aklın yolu bir. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz, yarınların Türkiye'sinde neler görmek istiyoruz diye baktığımızda gerçekten özlediğimiz tablo birbirinden farklı tablolar değil. Bunun değerlendirmesini yaptık. Kuşkusuz arkadaşlarımız önümüzdeki süreçte şimdilik 2 haftada 1 diye kendi aralarında kararlaştırmışlar. 2 haftada 1 toplanarak her toplantıda biraz daha ileriye giderek böyle 4-5-6 ayrı sistemi acaba en azından ilkeler bazında tek bir sistem, tek bir bakış açısı haline getirebilir miyiz? Bunun arayışında olacaklar. Umarız ki bu çalışmalar olumlu sonuç verir ve vatandaşlarımızın karşısına yani güçlü, iyi çalışılmış, geniş bir toplumsal mutabakat arayışı ve geniş bir siyasi mutabakat arayışıyla ortaya konulmuş bir çalışma oluşur diye hedefliyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Ben tekrar Sayın Genel Başkan'a bu ziyaretler için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sözü şimdi size veriyorum. Buyurun. Sağ olun. Evet, Deva Partisi'ne ve değerli Genel Başkan'ına ve çalışma arkadaşlarına İYİ Parti olarak bir ziyarette bulunduk. Kendilerinin de izah ettiği gibi Türkiye'ye dair pek çok konuda istişare ettik. Bir de parlamenter sisteme dair dün kendilerinin açıkladığı, daha önce de bizim açıkladığımız biz iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçiş diyoruz. Diğer siyasi partiler güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Hepimizin kendi renklerini içine kattığımız ama sonuçta bir ilkeler bütünü ortaya çıktı, şekilleniyor. Onlar üzerinde konuştuk. Bir de bir seçime doğru gidiliyor. Bu seçimde parlamenter sisteme geçiş ya da bu ucube sistemde kalış üzerinden bir mücadele, bir rekabet ortamı oluşacak. Onun üzerinde konuştuk. Çok bizler açısından son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu görüşmeleri daha sıklaştırmayı doğru biliyorum değil mi? Öyle tabii. Kararlaştırdık. Çünkü Türkiye 20 yıldır, hadi neyse 10 yıldır istişare etmeyi unuttu. İstişare çok önemli bir konu. İnsanların istişare ettiği zaman sorunlara dair, Türkiye'nin sorunlarına dair, Türkiye'nin geleceğine dair pek çok konuda ortak fikirlere sahip olduğu ve en önemlisi farklı fikirlerin de birbirini güçlendirdiğini istişare metoduyla anlamak mümkün oluyor. Farklılıkların azaldığı, müştereklerin çoğaldığı bir dile doğru doğal olarak gidiliyor.
İstişare çok faydalı ve bir tek kişinin ben istedim oldu dediği bir Türkiye'de istişarenin önemi her şeyden fazla öne çıktı. Türkiye bir burada yaşayan herkes huzur istiyor. Barış derken yani iç huzuru anlamında kendi içiyle barışmak istiyor. Devletini temsil eden insanların, devletini yöneten insanların yargıya, ekonomiye, oraya buraya talimat vermesini istemiyor. Ve esnaf siftah yapmak istiyor. Velhasılı kelam yak, işlet, devret modelinden vazgeçilmesini istiyor. Ve israfın, talanın son bulmasını, kayırmanın son bulmasını istiyor. Bütün bunların gerçekleşeceği, bu fikirlerin, bu kanaatlerin gerçekleşeceği tarihte seçim. O seçimde de muhtemelen ya bu ucube sistemin yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminin devamı üzerinden bir propaganda faaliyeti ya da bizlerin içinde yer aldığı kanaat itibariyle iyileştirilmiş, güçlendirilmiş ya da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin üzerinde durulduğu, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve adaletin yeniden uygulandığı, iç huzurunun, Türkiye'deki huzurun, kutuplaşmanın bittiği, huzurun sağlandığı, demokrasinin tam ve kamil işlediği, ekonominin patronu güvendir biliyorsunuz. Dolayısıyla ekonomide bu çerçeve içinde düzeldiği bir yeni döneme geçiş anlamını taşıyacak. Bu istişareleri devam ettireceğiz. Kendilerine bu bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Sayın Genel Başkan'ın şahsında çalışma arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çok evet teşekkür soru ederim. Varsa. Buyurun lütfen. Hemen çizgili gömlek arkadaşımızla başlayalım. Fox bildiğim kadarıyla. Doğru biliyorum değil mi? Ne oldu? Evet. Tamam. Bir dakika yedek geldi yedek. Hadi bakalım. Evet. Mark Fox Haber. İki sorum olacak. İlki Numan Kurtulmuş'un bazı açıklamaları oldu. Özellikle muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili. Düşük profilli bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemek zorunda kalacaklar dedi. Hadi deyince hani sistemi değiştirebilecekleri düşük profilli bir aday olacak dedi. İlk sorun bu. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir market alışverişi olmuştu. Tarım Kredi'den yaptı. Fiyatları uygun bulmuştu Sayın Cumhurbaşkanı ama o alışverişin detayları bugün haber olarak yansıdı. Temel gıdaların olmadığı alışveriş sepeti yaklaşık 1002 lira tutmuş. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün de enflasyon rakamları açıklandı. Her iki lidere de sorum. Evet. Sayın Kurtulmuş'un ifadeleri kendi şahsi değerlendirmeler olabilir kuşkusuz. Ancak henüz seçim tarihi belirlenmiş değil. Henüz adaylar belirlenmiş değil. Dolayısıyla böyle yani siyasette tecrübesi olan insanların herhangi bir konuda peşin hükümle bazı kanaatler ifade etmesi artık kamuoyunun takdiridir. Dolayısıyla bu konuda daha fazla yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şu var ki ikinci sorunuza gelince bir ülkenin Cumhurbaşkanı artık market işletmecilerine soyunduysa, yani devleti market işletmecilerine sokarak fiyatları kontrol edebileceğine inanıyorsa bu beyhude bir çabadır. 84 milyonluk bir ülkede 500 tane, 1000 tane şubesi olan marketlerle fiyat kontrol edilemez. Türkiye'de enflasyonu düşürmenin yolu, fiyatları makul tutmanın yolu maliyetleri düşürmekten geçer. Maliyetlerin de kökünde, kaynağında döviz kuru vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'na tavsiyemiz ülkedeki döviz kuruyla ilgili istikrarsızlığı bir an önce önlemesi ve ülkede söz verdiği gibi 2018 Haziran seçimlerinde söz verdiği gibi hem enflasyonu hem faizi düşürmesi. Beklentimiz odur. Çünkü bu kendi taahhüdüdür, seçim taahhüdüdür. Seçileli 3 sene 3 ay oldu.
Bu süre içerisinde hem kur yükseldi, hem enflasyon yükseldi, hem de faizler yükseldi. Şu anda Türkiye Avrupa'nın en yüksek faizinin uygulandığı ülke ve vatandaşlarımızın satın alma gücü düşmüş durumda. Yoksulluk arttı, gelir dağılımı uçurumu korkunç bir seviyede. Mutlak yoksulluk Türkiye'de tekrar hortladı. Mutlak yoksulluğu biz sıfırlamıştık, yoktu öyle bir şey. Ama şu anda mutlak yoksulluk var bu memlekette. Bunların yolu devletin kolları sıvayıp bari olmuyor ben alayım satayım, marketçilik yapayım, pazarcılık yapayım demesi değil. Devletin rolü makroekonomik dengeleri sağlam tutmak, ülkede enflasyonu düşürmek ve vatandaşlarımızın satın alma gücünü artıracak ekonomi politikaları uygulamak. Çözümü yanlış yerlerde arıyor. Öncelikle hukuk ve adalet lazım memlekette. Hukuk ve adalet olmadan, güven olmadan ekonomiyi asla düzeltemezler. Asla enflasyonu düşüremezler. Asla kurda istikrarı sağlayamazlar. Faizlerin düşmesi hayal olur. Bakın Merkez Bankası faizlerini 1 puan düşürdüler. Hazinenin borçlanma faizi 1,5 puan arttı. Ne anladık? Birisi biliyorsunuz Merkez Bankası'nın aldığı faiz, öbür hazinenin verdiği faiz. Merkez Bankası'nın aldığı faizi düşürüyor, hazinenin verdiği faiz oranı 1,5 puan yükseliyor. Ne anladık? Sonuca bakmak lazım. Dolayısıyla ekonomi yönetimi hukuk gerektirir, adalet gerektirir, güven gerektirir, kuşkusuz rasyonelite gerektirir, akıl gerektirir, ortak akıl gerektirir ve istişare gerektirir. Siz de cevap vermek isterseniz buyurun. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin 24 saat merak ettiği konu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Bunu niye bu kadar çok merak ediyorlar ve bizim konuşmadığımız, bizim söylemediğimiz her bir konuyu bu arkadaşlarımız bize dikte ettirmeye çalışıyor. Yani Türkiye'de ekonomi baş aşağı, hukukun üstünlüğü gitti, guguk oldu. Adalet ortadan kalktı. Ekonomiyi işte biliyorsunuz Sayın Genel Başkan da izah etti. Böyle bir ortamda buralara kafa yormak varken 24 saat Cumhur İttifakı'nın bileşenleri eğer Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını merak edip çeşitli sıfatlar ekliyorsa bu işte bir durum var demektir. Bunun anlamı da şu, psikolojik olarak Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğini biliyor. Birincisi bu. Dolayısıyla kendilerine tavsiyem hemen bir seçim kararı ilan etsinler. 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler. Orada bir sorunumuz yok. Kendilerine bu fikir jimnastiğinde başarılar diliyorum. Sayın Erdoğan'ın market alışverişi meselesi vallahi biz 1,5 yıla yaklaşan bir süredir Sakarya milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır ve eşiyle Sakarya'da aynı marketten aynı tüketim maddelerini satın alıyoruz. Ve oradan halkın enflasyonunu hesaplıyoruz. Şimdi Sayın Erdoğan bizim bu yaptığımız ölçüm hareketini taklit etmiş, güzel bir şey. Burada bir meselemiz yoktur. Fakat Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın tutumuyla herkes ve her kurum bir gün terörist olacaktır. Ekonomiyi düzeltemedikçe, yani o güveni sağlayamadıkça, adaleti tesis etmedikçe, demokrasi olmadıkça ve kendisini Nobel'e aday gösterilmesi gereken şu meşhur faiz sebep enflasyon sonuç teorisini ispatlayabilmek için herkesi, her kurumu, her alanı terörist ilan etti. 2018'de terörist ilan edildi bir grup. 31 Mart seçimlerinde yani tarım üreticileri ve manav veya sebze meyve satan seyyar satıcılar terörist olmuştu. O zaman da tanzim satış mağazaları olmuştu. Aradan zaman geçti. 5 büyük zincir marketin teröristleşmeye doğru gittiğini gördük. Ve bu hafta yaptığı çalışmayla da tanzim satış mağazalarını 1000 mağazayla Türkiye'ye işte her şeyi hemen en ucuza yedirecek Türkiye'ye bu en ucuz haliyle sunacak diye bir
kanaat sadece şu cümleyi gören, duyan herhangi bir yatırımcı, ister Türk vatandaşı, ister yabancı bir şahıs veya bir kurum bu ülkeye Cumhurbaşkanı'nın tarifiyle böyle bir ekonomik modelin işlediği bu ülkeye bir liralık, bir dolarlık yatırım yapmaz. Ben herkesi ciddiyete davet ediyorum. Buyurun sen. Kendinizi kısaca tanıtırsanız ve soruyu da kime sorduğunuzu da belirtirseniz memnun olurum. Özgür Özdemir, Medyascope. Sorum Sayın Akşener, efendim siz ben başbakanlığa adayım demiştiniz. Bunun üzerine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı ve Sayın Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan son derece değerli olur dedi. Ama bunlara oturup ittifak içinde tartışılmış konular değil dedi. Sizin buna dair yorumunuz nedir? Teşekkür ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim net bir şekilde. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı değilsiniz. Gazeteci olarak siz bana peki nereye yürüyorsunuz, neye adaysınız dersiniz. Nitekim o soruldu. Dolayısıyla ben de başbakanlığa adayım dedim. Bunun anlamı nedir? Partinizi birinci parti seçimde birinci parti haline hep beraber partili arkadaşlarınızla beraber böyle bir sonuç alırsınız. O zaman da başbakanlık görevi sizin olur. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı şahsi bir karar bu. Yani sizin kendinizle ilgili verdiğiniz bir karar. Tekrar söylüyorum, benim İYİ Parti'de yönetici arkadaşlarım bu duygumu, bu kararımı biliyorlardı. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu veya bir başka liderle bu konuda oturup bunu konuşmadım. Ama şu biliniyordu, daha evvel bir televizyon, üç televizyon programında bu ülkenin önünü tıkayacak bir tutumum olmayacak. Cumhurbaşkanlığı için ona yönelik altyapı oluşturmak için de çalışmayacağım, çalışmıyorum demiştim. Dolayısıyla ben durduğum yerde duruyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesine de kendisine teşekkür ediyorum aracılığınızla. Dediğim gibi beni ilgilendiren, kendimi ilgilendiren o bir karar. Bu elbette kişisel bir karar. O kişisel kararımı da milletimize duyurdum. Evet, başka sorusu olan buyurun sen. Sayın Akşener'e sorum olacak. Halk TV'den Mevsim Altay. İsmail Kahraman'ın anayasayla ilgili açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi Sayın Kahraman'ın açıklamaları yeni midir, eski midir onu ben bilmiyorum. Sayın Kahraman'ın hep böyle çok egzantrik çıkışları olmuştur. Başından itibaren yaşına bağlamıştım. Kendisinin hem de bir iftar sofrasında hem de rahmetli abimin arkadaşlarının yüzüne Millet İttifakı içinde yer almamız sebebiyle şahsıma Meral Kılıçdaroğlu dediğini biliyoruz. Dolayısıyla İsmail Kahraman Beyefendi'nin kendini savunmak için bunun üzerine ona bir ne diyelim protesto, bu sözünü protesto eden bir mektup yazdığımda, açık bir mektup yazdığımda kendini savunmak için de bana FETÖ'cü demişti. Hep böyle oluyor. Sonuç itibariyle gördük ki ailesinin yarısı kaçak. Hem de FETÖ'den kaçak. Onun için bu arkadaşın, bu yaşlı arkadaşın evinde oturup İşine gücüne bakması, torunlarına ilgilenmesi, kaçak göçek çoluk çocuğuyla onlara moral vermesinde büyük fayda var. Ve kendini hatırlatmak için bu tür egzantrik çıkışlardan uzak durmasında büyük fayda var. Evet, başka sorusu olan var mı? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.